Marlon 19 yaşındaydı ve Yavani ile evliydi. Genç çift birbirine ölesiye aşıktı ve bir çocuk bekliyordu. Tabii olacaklardan habersizlerdi. Tüm hayalleri bir cani tarafından yok edilecek ve aile dağılacaktı. Peki bunun en acımasız yolu neydi? Davanın iğrenç detaylarını öğrenmek için sonuna kadar izlemelisin. Bu arada 10.000 abone olabilmek için hepinizin desteğini bekliyorum. Kanalımızı izleyenlerin %80'i abone olmadan izliyor ve bu durum kanalın büyümesini engelliyor. 2 saniyeliğine videoyu durdurarak abone olursanız çok sevinirim. Ayrıca kanalımızın kitlesinin itiraf kanallarına karşı bir ilgisi olduğunu fark ettim ve benim de ilgi alanım olduğu için ayrıca farkındalık oluşturabilmek adına bir kanal açtım. Bu kanalı açıklamaya bırakıyorum. İlgisini çekenler abone olabilir. Paylaşılmasını istediğiniz itiraflarınızı da açıklamadaki mailden bana iletebilirsiniz. Hadi çok uzatmadan videoya devam edelim. 7 aylık hamile olan Marlon, sosyal medya üzerinden bir gruba katıldı. Bu gruptaki insanlar çocuklarının eski eşyalarını satıyor ve sohbet ediyorlardı. Grupta bulunan Clarissa isimli bir kadın, grupta Mayıs ayında kim doğacak yazan bir gönderi paylaştı ve Marlon yorum yapınca konuşmaya başladılar. İkili kısa sürede samimi olmuştu ve buluşmaya karar vermişti. Ayrıca Clarissa'nın elinde ikinci el kıyafetler vardı ve bunları arkadaşına vermek istediğini söylemişti. Marlon buluşma günü arabasıyla Clarissa'nın evine gitti. Planına göre kıyafetleri alacak, biraz sohbet edecek ve eve dönecekti. Ancak ne yazık ki evine bir daha dönemeyecekti. Aynı gün akşam 6 saatlerinde 911'e bir arama geldi. Arayan kişi evinde doğum yaptığını ve doğan bebeğin nefes almakta zorlandığını söyledi. Sağlık ekipleri eve vardıklarında Clarissa bebeğin göbek bağını ve plasentasını elinde tutuyordu. Bebek yeni doğmuştu ve nefes almıyordu. Ayrıca 24 yaşındaki kızı Desir oradaydı. Sağlık ekipleri bebeği hemen ambulansa aldılar ve ilk yardım uyguladılar. Bu esnada da hastaneye doğru yola çıktılar. Bebeğin doğum esnasında beynine oksijen gitmemişti. Bu yüzden yaşam belirtisi yoktu ve hayatta kalma ihtimali çok azdı. Bu esnada hastane personeli Clarissa'yı muayene etti. Fakat yeni doğum yapmış bir kadınla tutarlı hiçbir belirti yoktu. Ellerinde, yüzünde ve kollarında kırmızı sıvı mevcuttu. Fakat ne karın bölgesinde ne de vajinal bölgede herhangi bir sıvı veya doğum yapıldığına dair bir iz yoktu. Ayrıca kadın 54 yaşındaydı ve o yaşta doğum yapması çok düşük bir ihtimaldi. O esnada Marlon hala kayıptı ve kocası endişelenmeye başlamıştı. Eşine kötü bir şey olmasından korkarak hemen polise gitti. Fakat polis ekipleri onun kaybolmasını çok ciddiye almadı. Onun ailesinden uzaklaşmak istediğini varsayarak olayı geçiştirdiler. Ta ki 7 Mayıs'a kadar. 7 Mayıs tarihinde Marlon'un bir arkadaşı sosyal medya grubunda Marlon'un bir kadınla konuşmalarını gördüğünü ve kaybolma tarihiyle uyuştuğunu söyledi. Bunu duyan polis ekipleri Marlon'un sosyal medya hesabını incelemeye başladılar ve Clarissa ile arasında geçen konuşmaları buldular. Elde edilen kanıtlara göre kaybolduğu gün Clarissa'nın evine gitmişti ve o zamandan beri haber alınamamıştı. Dedektifler Clarissa'nın evine gittiklerinde kızıyla karşılaştılar. Kızı annesinin yeni doğum yaptığını, bu yüzden hastanede olduğunu söyledi. Polisler kızla konuştuktan sonra mahalleyi incelemeye başladılar ve yakın bir yerde Marlon'un arabasını buldular. Araba ücretli bir yere park edilmiş ve üzerinde park fişleri birikmişti. Bu yüzden kolaylıkla göze çarpıyordu. Dedektifler aracı gördükten sonra Clarissa ile konuşmaya karar verdiler ve yeni doğan bebeğin yaşam mücadelesi verdiği hastaneye gittiler. Dedektifler ona Marlon'u sorduğunda o gün eve hiç gelmediğini söyledi. Dedektifler kadının yaşı kaynaklı doğum yapmasına ihtimal vermiyordu. Bu yüzden hem ondan hem de erkek arkadaşından DNA topladılar. Ayrıca hastanenin doğum kayıtlarını da istediler. Sonuçlara göre Clarissa'nın DNA'sı bebekle uyuşmuyordu. Bunun üzerine Marlon'un şahsi eşyalarından DNA'sı toplandı ve incelendi. Çıkan sonuca göre çocuk Marlon'a aitti. Bu haber aile için yıkıcıydı. En azından bebeğin bulunmuş olması içlerini rahatlatsa da Marlon'un canlı bulunma ihtimali yok denecek kadar az görünüyordu.
Bu olayların üzerine dedektifler Clarissa'nın evinde arama yapmak için izin çıkardılar ve zaman kaybetmeden eve gittiler. Yapılan arama en büyük korkuları doğrulayacaktı. Eve ilk girdiklerinde Clarissa'nın erkek arkadaşı Peter'ı dışarıda çamaşır suyuyla halı yıkarken gördüler. Adam polis ekiplerini görür görmez halıyı öylece bıraktı ve gözden uzak kalmaya çalıştı. Sonrasında yapılan aramada evin her yerinde insan sıvıları bulundu. Ayrıca çamaşır suyu ve bolca temizlik malzemesi vardı ve birçoğu yeni alınmıştı. Bu da evde bir cinayet işlendiğini ve üstünün örtülmeye çalışıldığını kanıtlar nitelikteydi. Dedektifler bahçeyi incelediklerinde bir çöp kovası gördüler. Bu çöp kovasının içinde 19 yaşındaki Marlon'un cansız bedeni vardı. Yanında onu öldürmek için kullanıldığına inanılan bir kablo duruyordu. Cansız beden hızlıca otopsi için gönderildi. Yapılan incelemeye göre gerçekten boğularak öldürülmüştü ve karnı kesilerek çocuğu çıkarılmıştı. Gerçekten canice. 16 Mayıs tarihinde Clarissa ve kızı Desire, birinci derece cinayet, ağırlaştırılmış adam kaçırma, beden parçalama ve bir cinayeti gizleme suçlamalarıyla tutuklandılar. Erkek arkadaşı Peter ise iki kez adaleti engelleme ve cinayeti gizleme suçlamasıyla tutuklandı. Bu sıralarda küçük bebek de hastanede ölüm kalım savaşı veriyordu. Ancak doğumdan yaklaşık bir ay sonra çektiği acılara dayanamadı ve hayatını kaybetti. Desire yapılan sorguda her şeyi itiraf etti ve olayı en derinlerine kadar anlattı. Dediğine göre 2018 tarihinde doğal sebeplerden ölen bir erkek kardeşi vardı. Annesi oğlunun ölümünü kaldıramamıştı ve bu ölümden kısa bir süre sonra hamile olduğunu söylemişti. Bu durum kızını şaşırtmıştı. Çünkü annesi sadece 54 yaşında değildi. Bunun yanında hamile kalmamak için ameliyat olmuştu. Yani çocuğunun olma ihtimali yoktu. Kızı inanmamasına rağmen Clarissa bu yalanı söylemeye devam etti ve bebeğin doğumuna hazırlık yapmaya başladı. Takvimler Mart 2019'u gösterirken Clarissa kızına her şeyi itiraf etti ve hamile bir kadını kaçırma konusunda yardım istedi. Kızı buna yanaşmamıştı fakat vazgeçmeye niyeti yoktu. Nisan ayında Marlon'u evine davet etti ve o oradayken kızıyla konuşarak onu öldürmeleri gerektiğini söyledi. Bu esnada kızının erkek arkadaşı da evdeydi. Kız tüm olan biteni erkek arkadaşına anlattı. Fakat adam duydukları karşısında şok oldu. Sonrasında ise Clarissa ve kızı hep yan yana dolaşıp fısıldayarak konuşmaya başladılar. Bunun üzerine adam yanlarına geldi ve böyle bir şey yaparlarsa polisi arayacağını söyledi. Bunun üzerine anne kız kadının evden gitmesine izin verdiler ve adama da bunun sadece komik olmayan bir şaka olduğunu söylediler. Takvimler 23 Nisan tarihini gösterirken Marlon birkaç eşya daha alabilmek için tekrar aynı eve gitti. İçeri girdi ve kanepeye oturdu. O noktada anne ve kız müzik açtılar ve mutfağa gidip gizli gizli konuşmaya başladılar. Bu sefer evde sadece ikisi vardı ve onları kimse durduramazdı. İçeri geldiklerinde Clarissa ona ölen oğlunun fotoğraflarını göstererek dikkatini dağıttı. Marlon albüme dalmışken Desire geldi ve ellerini bir kabloyla bağladı. Bu esnada aralarında boğuşma çıkmıştı. Fakat gücü iki kişiye yetmemişti. Elleri bağlandıktan sonra Clarissa Marlon'u boğmaya başladı. Fakat kadın ellerini kablonun arasına koyarak direnmeye çalışıyordu. Bunun üzerine kızı devreye girdi ve ellerini oradan çekti. 4-5 dakika sonunda kadın hareketsiz bir şekilde yere yığıldı. Geri kalanını Clarissa halledecekti. Bunun için kızından kesici alet, battaniye ve plastik torba istedi. Sonrasında ise yalnız kaldı. Clarissa delirmiş gibiydi. Kadını deşerek çocuğu çıkardı ve bu kovaya koydu. Daha sonrasında ise kızıyla birlikte Marlon'u poşete koyarak arka bahçeye taşıdı ve bir çöp tenekesine attı. Görünene göre bebek hareketsiz bir şekilde duruyordu. Bunun üzerine kadın 911 aradı ve yeni doğum yaptığını söyleyerek yardım istedi. Bunlar olurken kızı da etrafı topluyordu. Önce Marlon'un telefonunu aldı ve arabasına giderek aracı başka bir yere park etti. Sonrasında ise olay kurgulayabilmek için annesinin telefonundan akrabalarını aradı. Olaydan sonra yapılan incelemelere göre
kızın arabayı kullandığı anlar kameralara yakalanmıştı. Sonrasını zaten biliyorsunuz. Marlon'un kayıp olduğu bildirildi ve önce umursanmadı. Sonrasındaysa olayın üzerine gidilerek çözüldü. Görünüşe göre Clarissa oğlunun ölümünden sonra sahte bir doğum planlamış ve bununla birlikte kızı hariç herkesi kandırmayı başarmıştı. Bebeğin kendine ait olduğunu kanıtlamak için karnını her zaman şiş göstermeye çalışmış, bilinçli şekilde kilo almış ve bir hamilenin vereceği tepkileri vermeye başlamıştı. Ayrıca doğum gününü bile en ufak ayrıntısına kadar planlamıştı. Desire, Peter'ın da onun hamile olduğunu sandığını savundu. Fakat olay yerini temizleme konusunda yardım etmesi onu da suçlu yapıyordu. Bu noktada ya olaydan en başından beri haberi vardı ya da sonradan öğrenip onlara yardım etmişti. Fakat bir ihtimal daha vardı. O da evde doğum olduğunu sandığı için evdeki kirliliği umursamamasıydı. 44 yaşındaki Peter savcılıkla anlaşma yaptı ve hakkındaki diğer suçlamaların düşürülmesi şartıyla bir kez adaleti engelleme suçlamasını kabul etti. Bunun için sadece 4 yıl ceza aldı. Ayrıca yattığı sürede göz önüne alınarak anlaşmadan sadece 4 ay sonra serbest bırakıldı. Takvimler Nisan 2024'ü gösterirken Clarissa da bir anlaşma yaptı ve bunun karşılığında sadece birinci derece cinayetle suçlandı. Tüm bunların sonucunda Clarissa 50 yıl, kızı ise 30 yıl hapis cezası aldı. Bana soracak olursanız Peter gerçekten her şeyden habersiz olabilir. Zaten cinayetin işlenme sebebi de ona söylenen yalanın bozulmaması olabilir. Fakat bir ihtimal daha var. O da Clarissa'nın oğlunun ölümünü kabullenememesi ve bu acıyı unutabilmek için bir çocuk istemesi. Sonuçta her iki ihtimalde de suçsuz bir anne ve bebeği hayatını kaybetti. Mutlu bir ailenin hayalleri yıkıldı. Davamız buraya kadardı. Bu korkunç dava hakkındaki yorumları size bırakıyorum. Buraya kadar izlediysen videoyu beğenmeyi ve 10.000 abone olma yolunda bize destek olmak için kanala abone olmayı unutma. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle, kendinize iyi bakın, hoşça kalın.